Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. 9. Sürdürülebilir Finans Forumu Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi. Borsa İstanbul Genel Müdürü, son 3 yılda 139 şirketin halka arzından 107 milyar lira kaynak sağlandığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, doğal afetlerden zarar gören bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kar payları KOSGEB tarafından karşılanacak. KOSGEB bu programı İstanbul, Şile, Ava, Zonguldak, Alaplı, Ereğli, Batman, Merkez, Diyarbakır, Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için başlattığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gemilerle yapılan düzenli seferler hakkında yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 3 ay sonra yürürlüğe girmesi beklenen Türkiye'deki kıyı tesisleriyle yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer uygulaması geliyor. Türkiye'deki kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak işletmeciler, gemileri için Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden hat izni alacak. İşletmecinin talebine göre gemilere tarifelerine uymaları şartıyla birden fazla hat için izin verilebilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret üzerinden piyasaya arz edilen ürünlerin denetimiyle ilgili çalışmalar yapıldığını bildirdi. Başlatılacak yeni uygulamayla kamu kuruluşlarının gizli satın alma yoluyla elde ettiği numunenin test veya muayene yapılabileceğini bildirdi. E-ticarette ürün güvenliği konusunun da kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi'nin düzenlediği Çalıştay'a market konusu damga vurdu. Çalıştay'a katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri, sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti. Marketler pazar günü kapalı olursa İstanbul'daki bu ekosisteme 15 ila 20 bin yeni bakkalın katılması öngörülüyor. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.